dükkanın sahibiymiş başkomiserim. 1966 Kayseri doğumlu. Adı ne? Aziz. Aziz Zorlu. Esnaf arkadaşları yalnız başına yaşayan, kendi halinde bir insan olduğunu söylediler. Nerede oturuyormuş? Bayrampaşa'da başkomiserim. Hemen evine de bir ekip gönderin. Baş üstüne başkomiserim. Boğulmuş mu? Öyle gözüküyor başkomiserim. Adamı boğmak için bir sürü şey var burada. Etraf darmadağınık. Aşağısı buradan da beter. Boğuşurken mi dökülmüş? Cesetin pozisyonuna ve boyanın bıraktığı izlere bakarsak sanki sonradan dökülmüş gibi. Sanırım bir ceset hareket ettirmiş. Cinayet aleti olabilecek ne var ne yoksa hepsini toplayın. Baş üstüne. Kolay gelsin. Of. Burasının hali ne böyle ya? Ne bakıyorsunuz ya? Hiç mi eşofmanlı polis görmediniz arkadaşım? Yok komiserim. Zeynep Hanım'ı görünce şaşırdık bir an. Şaşıracağın ha? İşinin başına dön istersen. Şuraya bak. Siz burayı bitirene kadar biz katili yakalarız be. Üst katta da bir depo var komiserim. Nasıl, ceset yukarıda mı? Evet, başkomiserim de orada. Hadi ya. Ne kadar oldu, çok oldu mu gelelim? Olmuştur. Bir eldiven olabilir miyim? Bir şeye ihtiyacın olursa söylersin. Ben söyleyeyim istersen birader. Benim şimdi katili yakalamak için böyle bolca delile ihtiyacım var. Böyle acelesinden. Anladın değil mi? Hayır hocam, hayır. Bak, arkanda da yazıyor zaten olay yeri diye. Hadi bakayım. Selim, bir dakika. Sanırım katil ayakkabısına boya bulaştığını fark etmiş ve galoş kullanmış. Ulaş, bunları gördünüz mü? Neleri komiserim? Galoş kutularını. Yok, fark etmedik. Burası çok kalabalıktı da. Katil dükkanı terk etmeden önce galoş kullanmış olabilir. Bunları alalım. Şurada bir yazar kasa var. Boşaltılmış. Bir de içeride bir çelik kasa var. Onun da kapağı açık. Tamam, hadi bakalım şuna. Anahtarlar kasanın üstündeymiş. Evet, hırsızlık olabilme ihtimali çok yüksek. Adamı öldürdükten sonra anahtarları cebinden alıp kasaya açmış olabilir. Evet, üst katta da boğuşma izleri var gibi. Tamam, hadi bakalım şu üst kata. Merhaba. Nerede kaldın Selim? Ne bu haliniz ya? Sabah koşuya çıkmıştık da. Siz arayınca böyle olay var falan diye biz de hemen şey yaptık. Vakit kaybetmeden geldik. İyi yapmışsınız. Ne güzel görünüyorsunuz böyle. Başkomiserim, ihbarı yapan şahsı gönderelim mi? Nerede şimdi? Dışarıda bekletiyoruz komiserim. Tamam. Ben gidip konuşayım şununla. İyi, hadi git bakalım. Ben de arkadaşlara yardımcı olayım. Mükremin Arı, 36 yaşında, esnaf. Sabah tornavida lazım oldu. Hemen aklıma Aziz abi geldi. Önce yazıyı görünce kapalı zannettim ama kapağı açıktı. İçeri girdim, seslendim.
Aziz abi! Çıt yok. Herhalde dedim yukarıda depoda. Boyaya bastın mı? Yok komiserim. İzler bana ait değil. Kesinlikle katile aittir. Merdivenlerin oraya gelince fark ettim. Dikkatlice basmadan yukarıya çıktım. Cesedi görünce ne yaptın? Hemen polise haber verdim. Hiçbir şeye dokunmadın yani? Yok, dokunmadım. Uğur, komşu esnafla konuştunuz mu? Hayır komiserim. Tamam Mükremin, sağ ol. Şimdi polis arkadaşla git, senin yazılı ifadeni alsınlar. Parmak izi ve swap da alın arkadaştan, sonra iş çıkmasın başımıza. Başüstüne komiserim. Kolay gelsin bey amca. Hoş geldiniz evladım. Bir şey mi arzu ettiniz? Yok bey amca, ben bir şey almayacağım. Komiserim ben. Oho maşallah, Allah nazardan korusun. Daha gençsin evlat. Önder Şengöl, 72 yaşında, esnaf. Komşun hakkında birkaç soru soracaktım. Allah rahmet eylesin. Ölünün arkasından konuşulmaz ama esnaf arasında Aziz'den pek kimse haz etmezdi. Çok aksi adamdı. Asabi bir mizacı vardı. Turgut Yazıcı, 40 yaşında, esnaf. Sürekli herkesle kavga ederdi. Kafayı dükkanın önüne park eden arabalara takmıştı. Neymiş, dükkanın önüne kapıyormuş. Müşteriler dükkanı göremiyormuş diye. Sonunda dükkanın önüne dikti kazı. Şu çubuktan bahsediyorsunuz. Evet komiserim. Benim için hava hoş valla. Umurumda değil. Ama İlkay delirdi. Sonunda karakollu oldu. İlkay kim? Bizim esnaftan, tesisatçıdır. Biraz deli doldur ama iyi çocuktur. Ama sonunda dayanamadı. Birbirlerine girdiler azizle. Tamam Turgut Bey, sağ olun. Birazdan arkadaşlar gelecekler, yazılı ifadenizi alacaklar. Belki daha sonra tekrar görüşürüz. Ne zaman isterseniz komiserim, ben her zaman buradayım. Tamam. Yaşar, ilgilenin. Allah, ne çok seveni varmış bu adamın böyle ya. İmam inşallah cenazede nasıl bildirdiniz diye sormaz. En son yan taraftaki tesisatçıyla kapışmışlar. Adamın kapışmadığı biri var mı ki? Yakınlanırız, kimin ne derdi varmış. Murat'la Zeynep de geldi. Var mı yeni bir şey? İlk etapta deliği teşkil edebilecek şüpheli ne varsa aldık başkomiserim. Ama burada işimiz daha çok gibi. Ben de merkeze gidip bir an önce incelemeye başlasam iyi olacak başkomiserim. Tamam Zeynep. Nasıl gidiyorsun? Ertan'la. İyi tamam. Bizim işimiz burada uzun gibi yani. Ne yapalım, merkezde görüşürüz. Görüşürüz. Tamam Murat, sen geç. Sağ olun. İlkay Bey. Oh be komiserim, sonunda. İki saattir arkadaşlara söylüyorum, anlamıyorlar. Acilen gitmem gerek diyorum. Özel işlerim var diyorum. Çakılıp kaldık dükkanı. Müşteriyi kaybedeceğiz neredeyse. İlkay Sercan, 38 yaşında, tesisatçı. Aziz Bey'in ölümüne çok da üzülmüş gibi görünmüyorsunuz. Şaşırdım valla. Yazık. Allah cümlemizi korusun. Hırlısı, hırsızı, iti, arsızı hepsi birbirine karıştı komiserim. Şimdi insan nerede, ne zaman, nasıl, ne olacağını bilmiyor vallahi. Aranızda ciddi sorunlar varmış. Karakolluk olmuşsunuz. Vardı. Ama biz hallettik. Çözdük yani. Nasıl çözdünüz? Aziz demir çubuğu kaldıracağına söz vermişti. İyi de çubuk hala yerinde duruyor. İşte kaldıramadı komiserim. Gelmişti, benden özür dilemişti. Ama nasip olmadı. Muhtemelen bunu bir tek siz ve Aziz Bey biliyordu. Doğru mu? Şimdi siz komiserim... Yani, yok canım. Bunları benim yaptığımı düşünmüyorsunuz herhalde. Sen yapsaydın söylerdin herhalde, değil mi? Alavere dalavere bizde olmaz. Ben delikanlı adamım, komiserim. Eğer öldürdüysem içeri girer, cezamı çekerim. Ama sizin aradığınız öyle yanar döner adamsa burada bulunmaz. Onun için karşı tarafta Şahan'la konuşacağınız. O kim? Şahan, Aziz'in mal sahibi. İki aydır... Aziz'i dükkandan çıkarmak için yapmadığını bırakmadı. Ama Aziz inat çıktı. Çıkmadı dükkandan.